Merhaba, iyi günler. Suriye özel yayınıyla karşınızdayız. 50 dakika, 45 dakika ya da 55 dakika bilmiyoruz. Gittiği yere kadar kapsamlı bir şekilde Suriye'yi konuşmak istiyoruz. Skype'ta Aydın Selcan, eski Erbil Başkonsolosu var. Stüdyoda yanımızda Behlül Özkan var. Dolu dolu Fırat Kalkanı'nın bugüne kadar neler getirdiği, nereye gideceğiyle ilgili konuşacağız. Suriye esasında Türkiye-ABD'nin anlaşmazlıkları ve işbirliği yaptığı noktaları ve aslında sahada Rusya-Amerika arasında da kimi anlaşmazlıklar var. Bunların hepsini masaya yatırmak istiyoruz. Bunlar için de 3 ayrı bant hazırladık. Programı 3 ayrı boyut üzerinden 3 ayrı bölümde incelemek istiyoruz. Hemen bir ilk bantımızla başlayacağız. Bu bantta Fırat Kalkanı operasyonunun nasıl başladığını 24 Ağustos'ta ve nereye geldiğini izleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos sabahı 4 sularında Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Cerablus bölgesinde harekat başlattı. Fırat Kalkanı adı verilen operasyona TSK'ya ait zırhlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu üyeleri katıldı. Kısa zamanda IŞİD'in elindeki Cerablus ele geçirildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumakta bu ülkenin kendi halkının iradesiyle yönetilmesini sağlamakta kararlıyız. Operasyonun dördüncü gününde Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türk hava saldırısı sonucunda 15 Demokratik Suriye Güçleri üyesiyle 24 sivilin hayatını kaybettiğini iddia etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin yaşamını yitirdiğini kabul etmezken hava saldırılarında 25 PYD'linin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun ikinci aşaması 3 Eylül'de başlatıldı. Zırhlı birlikler bu kez Çoban Bey'den Suriye'ye girdi. 4 Eylül'de ise Azez ile Cerablus arasındaki bölgenin IŞİD'den temizlendiği açıklandı. Operasyonun ilerleyen günlerinde TSK işbirliği ile ÖSO güçlerinin 60'ın üzerinde köyü ele geçirdiği bildirildi. Operasyon boyunca 71 IŞİD'linin öldürüldüğü açıklandı. TSK'ya ait 5 tank imha edildi. Türkiye, Fırat Kalkanı'nda 10 şehit verdi. Evet, stüdyo konuğumuz Behlül Özkan, Skype konuğumuz ise Aydın Selcan. İlk olarak stüdyo konuğumuz Behlül Bey ile başlamak istiyorum. Behlül Bey, Fırat Kalkanı operasyonu ilk olarak aslında IŞİD'e karşı başladı. Fakat bu operasyon zaman içerisinde hedefleri yönünden değişti diyebilir miyiz? Aslında bu operasyonun isminden ötürü bir öncelikli olarak IŞİD'e karşı yapıldığını söylemek de güç. Yani Fırat Kalkanı PYD genişlemesine karşı kullanılan bir tabir. Çünkü Fırat Nehri'nden batıya doğru PYD ilerleyip Membiç'i aldığında Türkiye benim kırmızı çizgilerim aşıldı ve güney sınırında bir PYD koridoru oluşuyor iddiasını dile getirdi. Ve dış politikasında yeni bir arayış, yeni bir çok boyutluğa başvurdu ve bu bağlamda da belli ki Rusya, İran ve dolayısıyla Esad rejiminin de bir nevi mutabık kalmasıyla bu askeri operasyona başladı. Ve PYD'nin ilerlemesi şu anda durdurulmuş gibi gözüküyor. Ancak dolayısıyla Fırat Kalkanı bu bağlamda IŞİD'e yapılıyor gibi gözüktü. Çünkü Cerablus, El Rey gibi şehirler IŞİD'in elinde de onlar IŞİD'den alındı. Bu öncelikli hedefi gerçekleştirdikten sonra daha da önemli bir hedef olan PYD ilerlemesi, koridorun ilerlemesini durdurdu. Şimdi sorun şu, Fırat Kalkanı bu operasyon devam edecekse ve Elbap'a yönelik devam edecekse ki Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından ve Türkiye'den gelen açıklamalardan böyle olacağı anlaşılıyor. O zaman bu operasyonun isminin de Fırat Kalkanı'ndan başka bir yöne evrilmesi gerekecek. Çünkü o amacı tamamlanmış oldu. Burada soru şu ki bence burada Türkiye'deki siyasi karar vericiler ve askeri yetkililer de bir belirsizlik içindeler. Bunun sebebi de Türkiye'nin bu askeri operasyonu ilerletebilmesi için Elbap, belki Münbiç'in de bu operasyona dahil edilmesi için çok boyutlu bir mutabakat söz konusu. Yani bunun içine Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Esad rejimi ve belki Suudi Arabistan, Türkiye'nin desteklediği muhalifler gibi unsurların katkıda bulunması ve mutabık kalması gerekiyor. Bu da çok zor. Türkiye'de iktidara yakın kalemlerden, akademisyenlerden, gazetecilerden aldığımız izlenim, iktidar yanlısı medyanın bize gösterdiyse bu operasyonun nihai amacının Cumhurbaşkanı da o yönde imalarda bulundu. Bu operasyonun nihai amacının Fırat Kalkanı'ndan çok Türkiye'den başlayarak
Elbap, Rakka ve Musul'de içine atılan bir Sünni hilali olarak adlandırıyorum ben onu. Bir Sünni hilaline dönüşüp dönüşemeyeceği. Tabii bunun önünde de çok ciddi engeller, tehlikeler Türkiye açısından ve sorunlar var. Şimdi burada Aydın Bey'e dönmek istiyoruz. Aydın Bey, size de şöyle soralım. Türkiye bu operasyona başladığı zaman bir şekilde Moskova ile görüşüldüğü, bir şekilde ABD ile de en azından belli prensiplerde anlaşıldığı ortaya çıkıyordu. Fakat bu operasyon devam ettikçe, oradaki varlık kalmaya devam ettikçe acaba diyorum Türkiye iki aksı da memnun edememe noktasına gelir mi? Hem İran Rusya aksını, hem ABD'yi, hem dışarıdaki bir Katar Suudi Arabistan aksını. Şimdi ben burada Behlül Hoca'ya katılıyorum ve bir husus daha eklemek istiyorum. Onun da zaten bir Ahmet Han'la birlikte bir gazetesinde bunu yazmışlardı. Bu hilal şeklinde işte Muş'un, Rakka oraların üzerine, yani şu andakinin de çok ötesine geçip acaba bir strateji olabilir mi diye bir soruyu onlar sormuşlardı zaten. Bunları bilemememizin sebebi bu harekatın başlangıçta ne gibi bir siyasi, stratejik, askeri hedefi olduğunu bize açıklanmamış olması. Bunun açıklanmamış olması bu hedefin Ankara tarafından da bilmiyor anlamına gelir mi? Yani kervan yolda üzülür. Hele biz gidelim de Suriye'ye. Ondan sonra bu iş gittiği yere gider. Zaten bu tip akışkan alanlarda, cephelerde iş oldu bittilerle yürür mü? Yoksa sizin işaret ettiğiniz gibi başta varılan mutabakat her ne ise hatırlanacaktır. Joe Biden Ankara ziyaretinden çok mutlu ayrılmıştı. Moskova ile temaslar yapılmıştı işte St. Petersburg'da. Ardından üçlü istihbarat işleri ve askeri heyetlerin en üst düzeyde temsil edeceği temaslar başlamıştı. Hatta Şam'dan da pek fazla tepki gelmemişti. Buradan bu kısmı veri denebilir. Buradan yola çıkarak benim ekleyeceğim yorum Behlül Hoca'ya. Edindiğim izlenim işte bu 92 kilometreye derinliği de o büyük kümezili kadar olan aşağı yukarı işte 40-45 kilometre diyelim biraz da aşağı. Böyle bir dikdörtgen düşünürsek bu alanın Türkiye destekli gruplar ve gerisinde de doğrudan TSK unsurlarınca denetimi gibi sanki bir muğlak mutabakat denilebilir. Şimdi burada biraz hani böyle malumat fırışlık gibi gelebilir ama işte şu creative ambiguity lafı vardır. Yani yaratıcı muğlaklık, bilerek muğlak tutmak, yaratıcı muğlaklık bunun içinde oynamak. Ama bir de bu biraz olumlu söylenebilir. Bir de bunun olumsuz askeri şey var, versiyonu var diyelim. O da bu mission creep denilen şey. Yani ABD'lerin özellikle Afganistan'da, Irak'ta aldıkları dersten sonra, hatta belki ondan da önce Vietnam'da aldıkları dersten sonra bir askeri harekata başlarken bunun hedefinin gayet keskin çizgilerle belirlenmiş olması ve iş sahada zoraki olarak, bu böyledir zaten, yani bunun demokrasi tartışmasıyla bir ilgisi yok, sahada kararı anlık almak zorunda olan askeri unsurlar olacağı için, askeri komuta olacağı için. Ama askeri komutanın eline geçtiğinde işte bugün şey derken diyelim Cerablus'ta kendi yarın Dabık derken Baba kadar gelmişken işte Rakka veyahut IŞİD'le mücadele diye başlatmışken elimiz değmişken kantonların da birleşmesini engelleyelim. Hatta birleşmiş olan kantonları, çünkü bu bayrak İknoğlu hadisesinden de biliyoruz işte Telatya'da Gresipi'den bayralım gibi veya Afrika'da bir harekat yapalım gibi bütün sınırımızı neticede biz bir 5-10 kilometre öne çıkaralım gibi bir sakınca ortaya çıkabilir. Söyleyeceğim iki husus var. Birincisi, baştan son söyleyeceğimizdir. Ben en azından söylemiş olayım. Elbaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmesi bana göre çok ciddi bir askeri, siyasi, stratejik hata oldu. Ve bu hata 10 yıllarca belki düzeltilemez diplomatik bakımdan. Öte yandan da bu hedeflerin bilinmemesi de zaten bizatihi bir sakınca
teşkil etmektedir. Ben bir ekleme yapmak istiyorum burada. Dinleyenlerin kafasında canlanabilmesi için. Şimdi 90'a 40-45 kilometrelik bir toprak parçasından bahsediliyor bu Elbap'ı da içine alan. Bu ne kadar bir toprak parçası? Bu Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Cumhuriyeti'nin %10 fazlasını içeren bir toprak. Oldukça büyük bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ve burada Türkiye'nin temel sorunu, yani kesinlikle katılıyorum ben Aydın Selce'nin yorumuna, bu Elbap'ın da alınarak Kuzey Kıbrıs KKTC'nin %10 fazlasını içeren bir toprak parçasının Türkiye tarafından kontrolü çok ciddi ulusal güvenlik tehlikesi içeriyor Türkiye'ye. Neden? Bir, buradaki temel sorun şu: Türkiye o bölgeye yabancı. O bölgenin halkıyla Türk ulus devlet millet üzerinden bir bağlantısı yok. Ve kendisine yabancı bir toprak parçasını kontrol edecek. Yerel halktan bırakın desteği, ciddi bir direniş gelmesi söz konusu. İkincisi ise Türkiye'nin burada beraber hareket ettiği unsurlar, silahlı unsurlar, müttefikleri sahada çok zayıf. Yani ne olduğu bilinmez bir ÖSO'dan bahsediyoruz. Bir kaç parçaya ayrılmış. Yani kim bunun lideri mesela diye sorduğumuz zaman Türkiye'nin yerel unsur kim bunun lideri? Bir lider çıkmıyor ortaya. Nedir hedefi? Nedir amacı? Bunlar ne istiyor? Nasıl bir gruplar dediğimiz zaman işte Sultan Murat Tugayları gibi Osmanlı sultanlarının adı verilen ve Suriye Arap coğrafyasında son derece sorunlu olarak görülen Osmanlı Tugayları, Osmanlı sultanlarının isimlerini veren Tugaylar Türkiye'deki halkın hoşuna gidebilir ama Araplar tarafından işgalci olarak görülüyor. Yani böyle ciddi bir PR konusunda da son derece hatalar yapılıyor. Bu bağlamda da hem yerel unsurlardan destek bulması çok zor Türkiye'nin, hem de sahadaki müttefikleri çok zayıf. Evet, anlıyorum. Şimdi operasyonun başından beri, aslında Suriye meselesinin başından beri ABD ve Türkiye'nin uzlaştığı ve uzlaşamadığı birçok konu var. Şimdi o günden bugüne ABD-Türkiye ilişkilerini özetlediğimiz Ferhat Can Mekke'nin kurgusunu hazırladığı, Semih Esmer'in de seslendirmesini yaptığı bandımızı izliyoruz. Fırat Kalkanı operasyonu başladığı günden bu yana Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaştıkları ve hemfikir olamadıkları birçok konu ortaya çıktı. New York Times gazetesinde 29 Ağustos günü yayınlanan bir makalede Suriye sahasında CIA'nin Özgür Suriye ordusunu, Pentagon'un ise YPG'yi desteklediği iddia edildi. İlişkileri en çok gelen olay 16 Eylül günü yaşandı. PYD'nin kontrolündeki Tel Aviv'de ABD bayrakları asıldı. PYD denilen bölücü örgütün Suriye kolu hususunda da aynı kararlılığa sahibiz. Bu terör örgütünün de kökünü kazıyana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Ertesi gün basına konuşan bir Pentagon yetkilisi, Tel Aviv'de bayrağı kendilerinin aslını, bunun sebebinin Türkiye'nin kuvvetlerine ateş açması olduğunu açıkladı. Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya yardıma gelen ABD Özel Kuvvetleri, bir grup ÖSO üyesi tarafından protesto edildi. Türkiye, operasyonun ABD ile sürdürülmesinde ısrarcı olunca, bir grup ÖSO üyesi harekattan koptu. Suriye sahasındaki ABD-Türkiye ayrılığını en çok gösteren gelişme Tel Abyad'da Amerikan bayraklarının asılmasıydı. Çok çarpıcıydı o görüntü. Size şöyle sormak istiyorum. Türkiye ve ABD niye bir türlü tam anlamıyla işbirliği sağlayamıyor Suriye sahasında? Çünkü hedefleri farklı. Türkiye ve ABD'nin Suriye'de uzlaştıkları müttefikler de yerel müttefikler sahada da birbirinden ayrılmakta. Şimdi bakalım, 2012 yılında Bingazi'de Amerikan Büyükelçisi'nin öldürülmesinden sonraki onun içinde El-Kaide'ye yakın unsurlar vardı, Nusra cephesiyle bağlantılı olarak. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki bu ılımlı muhalifler denilen ama bir türlü ne olduğu bilinmeyen, içinde kökten dinci örgütlerin de bulunduğu bazı gruplardan Türkiye'nin desteklediği kendisini uzaklaştırmaya başladı. Hatta 2013 yılında meşhur Oval Ofis'te Mayıs ayında gerçekleştirilen toplantıda da bu konudaki çekincelerini Türkiye'ye, Erdoğan'a ve o dönemin başbakanı Erdoğan'a ve o toplantıda bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan'a da ilettiği yönde haberler yansımıştı basına. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin giderek radikalleşmesiyle
O beklenen demokratik dönüşümün, ki bence baştan bir hayaldi, Suriye'de gerçekleşmeyeceğini anlayıp ve üstelik bir de IŞİD gibi son derece radikal bir yapının ciddi bir toprak parçasını kontrol etmesiyle hedefi IŞİD'i sahada yok edebilmek için müttefik arayışına girdi. Ve burada sahada en ciddi olarak IŞİD'e karşı başarı sarf eden yerel aktör PYD ile işbirliğine girmeye başladı. PYD ise Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır savaştığı PKK'nın Suriye kolu. Burada ciddi bir hedefler konusunda ve sahada müttefikler konusunda anlaşmazlığa girdiler. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri. Bu bağlamda da hali hazırda devam eden IŞİD'e karşı kim savaşacak? Suriye'de, gelecekte ve şimdi PYD'nin rolü ne olacak? Türkiye'nin desteklediği muhalif unsurlar içindeki radikal bir takım kökten dinci örgütlerle nasıl mücadele edilecek? Bu gibi sorular ve sorunlar üzerine uzlaşamıyor bu iki müttefik. Ancak şunun altını çizmek gerek. Amerika Birleşik Devletleri bir nebzede de olsa Türkiye'nin bir takım hassas dengelerini gözetti. Sonuç itibariyle baktığımız zaman Türkiye ve ABD ikisi NATO müttefiki ülkeler. Yani PYD her zaman için Amerika için çok daha geri planda kalan bir yerel aktör. Bu bağlamda da Amerika Birleşik Devletleri bir yandan yerel aktör olarak PYD'yi destekliyor Suriye'de ama son gelinen noktada da her zaman Türkiye'nin çıkarlarını gözetmeye çalışıyor. En azından şimdiye kadar. Bundan sonra ne olur? Türkiye, Rusya ve İran cephesine daha yakınlaşmaya başlarsa ne gibi sorunlar ortaya çıkar? Suudi Arabistan'ın rolü burada ne olur? Tabi bunlar önümüzdeki süreçte göreceğimiz ve ancak Türkiye'nin Suriye yönelik politikasında keskin bir çizgi ve böyle dengesini sağlamaya çalışan bir ip üzerindeki bir cambaz adeta, onu benzetiyor, ona benzetiyorum ben. Evet, zor bir dış politika yürütüyor Suriye'de. Tabii ki bu dış politikanın bu hale gelmesinde de birinci sorunlardan biri de Suriye'ye, Türkiye'nin adada batakta çeviren Suriye'yi Türkiye için ve şimdi bunun bir destan olduğunu iddia eden dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu. Burada Aydın Selcan'a dönmek istiyorum. Aydın Bey, bugün New York Times'da bir haber vardı, Eric Schmidt'in haberi. Bu habere göre Pentagon'un Suriye'deki Kürt gruplara direkt olarak silah temini, hafif silah temini sağlayacağıyla ilgili. Sizin de bu yazıyı okuduğunuzu biliyorum. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda Türkiye-ABD ilişkileri iyice bozulur mu? Silah verme konusuna geçmeden Beşir Hocam'ın dediğini tamamlamak bakımından kritik bir hususu ben önce belirtmek isterim. Burada ABD özel kuvvetlerinin mevcudiyeti, yani bu bayrak dikme, zaten orada sadece ABD özel kuvvetleri var. Yani ABD silahlı kuvvetlerine ait başka unsur yok anlamında söylemek istiyorum bunu. Bu da biliyoruz ki bir Haseke, işte Rimela hep söyleye geldiğimiz o eskiden Suriye'nin yani denetimindeyken zirai ilaçlama amaçlı kullanılan küçük uçak pistini uzattılar ve oraya geçenlerde iki tane kargo uçağı da indi. Bu da haber oldu. Bir de Kobani'de, Kobani'nin güneyindeki eski Lafarge çimento fabrikası. Şimdi üçüncü bir üs demek belki abartılı, işte kampla üs arasında bir yer daha kurulacak. Bunun yeri henüz belli değil. ABD özel kuvvetlerinin mevcudiyeti iki amaca yönelik. Bir tanesi Türkiye ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile PYD, YPG veya Suriye Demokratik Güçleri arasında bir çatışmanın önlenmesi, de-confliction. Diğeri de bu işte demarbling denilen, yani bir sanki mermerleşmiş bir bütünü tekrar parçalarına ayırmak gibi, işte El Nusra gibi, IŞİD gibi, hatta bu terörist olarak nitelenen ABD tarafından grupların içinden bu tarafa, yani bu ÖSO tarafına bazı grupları ayrıştırmak. Türkiye açısından, Türkiye Silahlı Kuvvetleri açısından ABD özel kuvvetlerin orada bulunması bir böyle bir iletişim kanalı sağlıyor. Ama aynı zamanda da bu bir siyasi bakımdan dikkat çekici bir çatışma hususu oluyor. İşte zaten bizde haber olunca Tel Aviv'de, Giresipi'deki ABD bayrakları örneğin büyük bir infial oluyor. Türkiye tarafından oraya ateş edildiği
aktarılıyor. Zaten var olan gerek kamuoyunda gerek hatta bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde ve komuta kademesindeki anti-Amerikancılığı da böyle harlandıran görüntülere sahne oluyor. Şimdi silah verme konusu daha önce de olmuştu biliyorsunuz. O haberde de altı çizilen husus özellikle anti-tank, yani güdümlü anti-tank savar silahların verilmeyeceği, ağır silahların verilmeyeceği, hafif silahlar ve hafif silahların mühimmatıyla sınırlı olacağı ve bu planın henüz yönetime sunulmamış olduğu ama Pentagon tarafından o hale getirildiği, olgunlaştırıldığı. Bir de Başkan Obama'nın orada aktarılana göre işte görevden ayrılmadan önce kesinlikle Burak Harekatı'nın başlamış olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini, hani Rakka'nın alındığını demiyor ama görmek istediği. Bu bizim tarafta ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından bizim Rakka'ya yönelik niyetimiz olmadığı tek başımıza söylendi. Diğer taraftansa baba kadar gideriz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Gideceğiz dedi. Hatta birkaç kere bunu vurguladı. Birkaç ayrı kere vurguladı bu son bir iki gün içinde. Ama son olarak da Milli Savunma Bakanı IŞİD böyle bir planın olmadığını, ÖSO'nun buralara baba gideceğini söyledi. Şimdi zamanlama açısından, siyasi açıdan ve halkla ilişkiler açısından, algı yönetimi bakımından ABD'nin YPG'ye yeniden mühimmat ve hafif silah vermesi evet bir tepki yaratacaktır. Ama işin aslı arka planda, askeri anlamda bence bu Türkiye tarafıyla da yapılmadan evvel belki son dakikada bile olsa görüşülecektir ve daha önce yapıldığının da altı çizilerek bu bir şekilde kabul edilecektir. Çünkü her şeyin aynı anda olması, bunu daha önce de vurguluyorum. Benim üzerimde söylediği gibi zaten eski Dışişleri Bakan Sayın Davutoğlu'nda en büyük benim açım, en büyük buydu. Her aynı anda benim de yani bir taraftan NATO müttefiki olup, bir dünya bir parçası olup, ABD'nin müttefiki olup, öbür tarafta toplumdan iç vanlılığa veya Suriye'de rejimi devirmeye çalışan cihatçılara yardım edip onunla oynayamazsınız. Oynarsanız da nasıl olur? Peki o zaman da bir stratejik ortaktan, model ortaktan, operasyonel ortağa hatta giderek işte kağıt üstünde bir NATO müttefiğine kadar indirgenmek durumunda kalırsınız. Evet, Suriye konusunun iki önemli aktörü ABD ve Rusya elbette. 9 Eylül'de ilan edilmiş bir ateşkes var. Fakat ateşkes ABD'nin öncülüğündeki hava kuvvetlerinin Suriye rejiminin kontrolündeki bir alanı vurmasıyla bozuldu. Hemen ardından ABD'den bir açıklama geldi. Bunun yanlışlıkla yapıldığı açıklaması. Yine hemen ardından Halep'e gidecek olan yardım konvoylarının da vuruldu ve bu açıklama da aslında Rusya tarafından yine reddedildi. Fakat bu konvoyda cihatçılar da vardı açıklaması geldi yine Rusya'dan. Şimdi bu konuyla ilgili hazırladığımız bandımızı ve aslında operasyonun geleceğine dair neler olabilir dosya haberimizi izliyoruz. Vurulan gizli anlaşmanın sonuçlarından biri 9 Eylül tarihinde Suriye'de ateşkes ilan edilmesi oldu. Ateşkes, ABD'nin öncülüğünde koalisyon hava güçlerinin Suriye rejiminin kontrolündeki Deir ez-Zor'u vurması ile son buldu. Suriye ordusuna mensup en az 62 askerinin öldüğü olay sonrasında ABD, bombardımanın yanlışlıkla yapıldığını açıkladı. Rus yetkililer ise saldırının kasıtlı olabileceğini iddia etti. Olayın ardından Halep'e insani yardım taşıyan Birleşmiş Milletler konvoyu vuruldu. 12 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı, insani yardım taşıyan konvoyun cihatçılarla birlikte hareket ettiğini, ancak konvoyu Suriye uçaklarının vurmadığını öne sürdü. Öte yandan, Afrin ile Memliç arasında bulunan Elbaba yönelik TSK, ÖSO operasyonu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözleri söyledi. Aynı şekilde Ray, bak orası da temizlendi. Şimdi Bab'a doğru iniyoruz. Ama oraya kadar niye iniyorsunuz? Şimdi soru bu. Ya ineceğiz.
biz buraları bize tehdit unsuru olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi Aydın Selcan'a tekrar bağlanmak istiyoruz bu bantımızın üzerine. Aydın Bey, Türkiye'nin Elbaba inmesi durumunda IŞİD'in kutsal kenti olarak atfettiği Dabık'ı kullanması lazım. Şimdi Dabık üzeri Elbaba Türkiye ÖSO işbirliği bir şekilde ele geçirse bile bunun karşılığında nasıl bedeller ödemesi gerekir? Şimdi algı yönetiminden bırakmıştık. Tekrar algı yönetiminden devam edelim. Dabık. Biz şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu soruyu biz bir Behlül Bey'e yöneltelim. O sırada sizin sesinizdeki o aksaklığı belki de giderme şansımız olur. O sırada bir bakacağız. Kusura bakmayın. Aynı soruyu size yöneltelim. Şimdi, ne gibi bedeller olur? Elbap'ın Türkçesi kapı. Kapı demek. Ve Halep'in çok yakınında bir şehir. Şimdi Elbap'ın aslında baktığımız zaman bir önemi yok. Yani ufak bir kasaba Suriye. Elbap'ı alıp ya kapıdan geçip nereye gideceksiniz? Soru bu burada. Halep'e mi gideceksiniz? Rakka'ya mı döneceksiniz? Ne yapacaksınız? Bunu bilmiyoruz biz Türkiye'de. Ve temel sorun, yani burada başından beri konuştuğumuz ama altını çizmek gerekiyor. Türkiye orta ölçekli bir devlet. Bakın ya, Türkiye'nin askeri, ekonomik, sosyal, kültürel kapasitesi orta ölçekli bir devletin kapasitesi oranında ölçülmesi gerekiyor. Ve bu Suriye'de hemen komşusunda böyle bir askeri harekata kalkışması, üstelik de orası yangın yerine dönmüş, IŞİD var, PYD var, Rusya var, İran var, Hizbullah var, Esad var, onlarca kökten ince örgüt var. Böyle bir orta ölçekli devletin altından kalkabilmesinin çok zor bir operasyon. Hı hı. Bakın 1974'te Kıbrıs'a düzenlediği askeri operasyonun Türkiye hala 40 yıldan fazla bir zamandır sorunlarıyla uğraşıyor dış politikada. Dolayısıyla böyle bir operasyonun Türkiye'nin BAP işte 40 kilometre gidecek, belki Rakka'ya uzanacak veya o Rakka'ya operasyonun olan düzenlenecek askeri operasyona katılması. Bunlar Türkiye'nin orta ölçekli bir devlet olarak kapasite, imkan ve olasılık olanaklarının çok üstünde operasyonlar. Ve buradan çok ciddi yara alması mümkün. Türkiye'nin şöyle bir sorun var. Türkiye içeride IŞİD'le mücadele ediyor. PKK ile mücadele ediyor. Bir de FETÖ ile mücadele ediyor. Üç terör örgütü. İktidar üç terör örgütüyle mücadele ettiğini söylüyor. Ve üstüne üstlük 15 Temmuz'da, yani daha şunun 2 ay öncesinde bir darbe girişimi yaşamış ve ordudan binlerce subay ihraç edilmiş durumda. Şimdi hem orta ölçekli bir devlet hem de varoluşsal bir kriz yaşarken sınırlarının ötesinde halkına yabancı olduğu ve yangın yerine dönmüş Suriye'de askeri operasyon düzenlerken bu operasyonun çapı ne, amacı ne, bunların çok ciddi tartışılması lazım. Kamuoyunda tartışılmasa bile üst düzeyde tartışılması lazım. Ancak ben ne Milli Savunma Bakanı'ndan, ne Başbakan'dan, ne Cumhurbaşkanı'nın demeçlerine baktığım zaman böyle bu askeri operasyonun çapı, bunun Türkiye'yi nasıl etkileyeceği, dahası PKK ve IŞİD'in Türkiye'nin içinde bu operasyonun devam etmesi halinde ne gibi silahlı eylemlere girişeceği, bombalama eylemlerine, terör eylemlerine girişeceğinin ne dair bir mesaj, sinyal almıyorum ve bu benim kaygılarımı artırıyor. Burada Aydın Bey'e galiba şu an dönebiliyoruz. Aydın Bey, bizi duyuyorsunuz değil mi? Ben duyuyorum. Tamam, sizin sesiniz de çok güzel bir şekilde geliyor. Tekrar yöneltelim bu soruyu. Behlül Bey'i de duymuşsunuzdur. Duydum. Yani bu Dabık'ın özellikle IŞİD açısından önemine de bir değinirseniz memnun oluruz girişte. Şimdi bir kere Behlül Hoca'nın endişesini ben de kesinlikle paylaşıyorum. Bu bir. İkincisi, Behlül Hoca'nın Kıbrıs'tan söz etmesi büyük cesaret işi. Onu da bu konuda haddim olmayarak tebrik ediyorum. Çünkü ben de aynı görüşteyim. Kıbrıs dış işlerinde sorarsanız devletin üst kademesinde, özellikle TSK'da büyük bir zafer olarak her zaman anlatılır. Kamuoyuna da böyle anlatılır ama bir yönüyle doğru olabilir. Zamanlı bir müdahaledir askeri açısından o zamanın koşulları içinde. Ama öte yandan işte bugüne kadar çözülememiş neticede çok önemli bedelleri olmuş Türkiye. Bir diplomatik körlüğüm olarak devam ediyor. Bunu sürekli bir örnek olarak, kötü veya iyi ama bir örnek olarak önümüzde tutmakta fayda olduğunu ben de düşünüyorum. Dabık, dediğiniz gibi IŞİD açısından, algı yönetimi bakımından önemli. Çünkü Dabık'ta IŞİD kafasına göre, o nasıl bir kafaysa işte,
Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir nihai mücadelenin yaşanacağı yer. Ama şimdi burada anlaşılan o ki iki Müslümanlar arasında, yani ÖSO IŞİD arasında ve ÖSO arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir mücadele yaşanacak. Fakat bu işin kamuoyu, yani halkla ilişkiler boyutu bir yana, dağlık yer olarak, topografik olarak, yani yer şekilleri açısından düz, savunması zor. Evet, Türkiye tarafına bunun bir hendek kazıldığı ve yerleşim biriminin içine de patlayıcılar yerleştirildiği söyleniyor ama biz benzer sözleri Cerablus'ta da duymuştuk. Öte yandan da Dağbık'ın çoktan boşaltıldığı, işte orada pek bir direnç beklenmediği de paylaşılıyor. Bunu göreceğiz. Ümit ederiz ki, en azından ben ümit ederim ki TSK buraya da girmez. ÖSO'nun girmesi benim açımdan önemli değil. Çünkü ben kendi silahlı kuvvetlerimin burada kayıp vermemesi benim açımdan önemli. Yani Ankara açısından bakılırsa öyle olması gerekir diye en azından ben düşünüyorum. Ama BAP konusu, BAP uzun zamandan beri IŞİD'in güçlendirdiği, tahkim ettiği çok daha kalabalık bir yerleşim birimi, yer şekli olarak da korunması daha kolay Dağbık'a göre. Öte yandan da stratejik önemini söylemeye lüzum yok. Behlül Hoca da dikkat çekti. Zaten kapı demek. Herkesin gözü orada. İki tarafından, yani doğusundan, batısından Suriye Demokratik Güçleri 20'şer kilometre mesafede. İşte kuzeyinde de aşağı yukarı Dağbık'tan sonra belki o mesafe kısalıyor. 15'e falan iniyor Türkiye açısından veya Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO açısından. Güneyinde de rejim kuvvetleri de oraya 10 kilometre mesafede, ama rejimin IŞİD'le mücadele gibi bir önceliği yok. IŞİD'le mücadele ABD'nin önceliği. ABD de bir yandan IŞİD'i oradan da söküp atmaya çalışırken, öte yandan IŞİD'le mücadele ettirdiği iki unsuru, yani Türkiye'yi ve Suriye Demokratik Güçlerini ve Türkiye destekli ÖSO'yu birbiriyle çatıştırmamaya çalışıyor. İşte o da özel kuvvetler mevcudiyeti bu. Fakat bizim yine belki tam bilemediğimiz bir husus, askeri strateji açısından, ABD'nin stratejik planlaması açısından, ABD Rakka'ya öncelik verip Rakka'ya gidişi, zaten Münbiç'in alınması Rakka'ya ilişkindi. Burada önceliği hangi tarafa veriyor? İkisini aynı anda yapmak mı? Bir taraftan da Musul var. Burada sıralama nasıl olacak? Değişiyor zaman içinde. Musul öne çıkmıştı. Önce hep Rakka önce, sonra Musulken, Musul önce Rakka sonra ya dönmüşken, şimdi yine Musul geri plana itilmişe benziyor. Şu aşamada benim görebildiğim sanki bir bu ilk başta sorduğunuz silahlandırma da ona yönelik esasen, Rakka öne çıkar gibi. Ama YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni Rakka'nın IŞİD'den kurtarılması için savaştıracaksa ABD, bir yandan da BAP'ı ÖSO'ya teslim eder mi, etmez mi, onu herhalde yakın zamanda göreceğiz. Rakka konusunda bir de Behlül Bey'in aslında görüşlerini almak istiyoruz. Olası bir Rakka operasyonu aslında Aydın Bey biraz sinyalini verdi ama nasıl gerçekleşeceği konusunda. YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye güçleriyle mi, yoksa TSK ve ÖSO ile mi gerçekleşir? Şimdi bence ikisiyle de gerçekleşmesi çok güç görünüyor. Türkiye'nin Türkiye'den önce gelen açıklamalar böyle bir operasyon, hatta Musul'ü de bunun içine katalım, böyle işte bir Sünni ileri şeklinde bir hedef güdüldü ama oradan yavaş yavaş, ya biz böyle bir operasyonu tek başımıza yapamayız, hani böyle bir uluslararası mutabakat sağlansın ve işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya da belki diğer unsurlar da buna destek versinler gibi bir yere dönüldü. PYD açısından şöyle bir sorun var. PYD Rakka'da Kürt unsurlar, Kürt oranı çok az, neredeyse yok denecek kadar az. Dolayısıyla YPG açısından bir anlam teşkil etmiyor Rakka'nın alınması. Yani orada ciddi insan kaybı gerçekleşecek ve PYD'nin birinci önceliği her zaman için az az o kantonların birleştirilmesiydi. İşte Cerablus, Mare, Azaz hattının alınarak Afrin kantonunda birleştirilmesiydi. Ancak şimdi artık o plan
geriye atılmış durumda. Burada şunu eklemek lazım. Kantonların birleştirilmesine karşı çıkan sadece Türkiye değil. Rusya da, Esad da, İran da bu kantonların birleştirilmesini istemiyor. Çünkü Amerika ile çok yakın ilişkiler kurmuş ve Suriye'nin kuzeyinde bütün bu kantonları birleştirerek güçlü bir yerel aktör olarak çıkacak BYD'nin kontrol edilemeyeceğini düşünüyorlar. Kendilerine daha muhtaç, işte araya Türkiye'nin girdiği ve dolayısıyla Türkiye tarafından her zaman tehdit edilen bir PYD, Rusya ile yakın ilişkiler kurmak zorunda. Rusya, İran, Suriye, Esad rejimiyle ilişkilerini hep kollamak zorunda. Böyle bir PYD'yi tercih ediyor Rusya. Dolayısıyla burada çok böyle karmaşık bir oyun var. Peki burada şöyle bir soru akla geliyor. Rusya özellikle ki bu son askeri operasyonun Rusya ile mutabık kalınarak yapıldığını söyledik. Bu operasyonu niye onay verdi, yeşil ışık yaktı gibi bir soru geliyor. O da şöyle. Şimdi bakın 5 yıldır aslında bir vekalet savaşı yürüyor Suriye'de. Yani bir tarafta Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran, diğer tarafta da muhalifler, muhalif yapışlı onlarca radikal kökten dinci örgüt de var içinde. Onu destekleyen İran, pardon, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Türkiye bu PYD'nin koridorları kapatmasıyla bu hattan ortaya doğru Rusya ve İran'a doğru gelmeye başladı. Şimdi Suriye'nin içine askeri operasyon yapan bir Türkiye ve bu Elbapa'da uzanırsa, yani Suriye bataklığına gittikçe batarsa Türkiye, Rusya ve İran'la mecburen yakın ilişki kurmak zorunda. Bir anlamda Rusya ve İran'a muhtaç kalacak. Dolayısıyla o cepheden, yani karşı cepheden, o Suudi Arabistan'ın liderliğini yaptığı cepheden ve Amerika'nın desteklediği cepheden Türkiye'yi kendi tarafına çekmek için adeta bir tuzak gibi bile düşünebiliriz. Eğer ilerlerse bu operasyon, 90'a 10-15 kilometre kalırsa çok sorun olmayacaktır bu. Ancak yine de tekrar tekrar şu soru akla geliyor. Bu operasyon eğer IŞİD'e karşı yapılıyorsa ve Elbap işte ve Dabık alınacaksa bu Türkiye'nin sorununu çözmüyor. Çünkü Türkiye bu sefer IŞİD'le olan sınırını Suriye'nin içine taşımış oluyor. Yani kendi topraklarında IŞİD'in sızmasını kontrol edemeyen bir Türkiye, Suriye'nin içinde 30-40 45 kilometre gitmiş bir şekilde IŞİD'e komşu olduğu zaman daha mı IŞİD'e karşı başarılı olacak, daha mı kendisini güvende hissedecek diye sorduğumuz zaman ben bu sorunun cevabını olumlu veremiyorum. Bu bağlamda da en başına geldiğimiz zaman böyle bir askeri operasyon yapıldığı zaman işte belirli bunun şeyleri, aşamaları var. Bu operasyonun nihai amacı ne? Bu operasyon hangi hayati ulusal çıkarları korumak amacıyla yapılıyor? Bu operasyon gerçekleştirdikten sonra bu operasyondan çıkış stratejisi ne olacak gibi sorular açıkta kalıyor ve ben bunları cevaplamıyorum. Bu soruları Aydın Selcan'a yöneltmeyi planlıyordum ben de. Aydın Bey, her programımızda Fırat Kalkanı üzerine aynı soruyu soruyoruz. Yine bitirirken aslında aynı soruyu soralım. Türkiye'nin çıkış stratejisi var mı? İkinci soruda kamuoyu yeterince aydınlatılıyor mu bu konuda? Şimdi Behlül Özkan Hoca'nın söylediği husus çok doğru. Yani sınırı siz 30-40 kilometre, 5-10 kilometre her neyse Suriye tarafına taşıdığınızda orada yeniden IŞİD'le komşu oluyorsunuz. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet, duyuyoruz biz sizi. Evet. Öte yandan aynı husus, diyelim ki bütün sınır boyunca bir harekat başlattınız, YPG'yi ittiniz, o açıdan da geçerli. Peki o zaman ne yapmış oluyorsunuz? Bunun dış politika boyutunu bir tarafa bırakıp iç politikaya dönersek, sınırı askerileştirmiş oluyorsunuz. Yani sınırınızın öte yanında bir 5-10 kilometrelik şerit yaratarak burayı bir askeri bölgeye çeviriyorsunuz. Bunun bu yönünü iyi değerlendirmek lazım ve 90 ortalarının Kuzey Irak'ına bakarak bu yönünü bence iyi değerlendirmek lazım. Ha, buradaki siyasi hedef nedir? En başta söyledik ya, biz burada bir nevi dudak okuyarak, sahadaki hareketlere bakarak yorumlar yapıyoruz. Hedef var mı, yok mu? İşte kervan yolda düzülür mantığıyla mı yürünüyor? Yoksa burada denetim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Genelkurmay'ın eline geçip o şekilde ilerlenirse başka bir amaç mı hasıl edilmeye çalışılıyor? Bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla çıkış stratejisini ben şu safhada
o elde diyelim ki en minimal deyim yerindeyse 90'a işte 92'ye 40-45'lik dikdörtgen de tutulsa oradan dahi ne zaman çıkılabileceğini ben göremiyorum. Halkla ilişkiler yönetimi, algı yönetimi boyutu ise aslında bu harekatın en başından itibaren planlama bakımından, yani masa başı planlaması bakımından iyi düşünülmüşe benziyor. Twitter hesabına kadar aşağı yukarı düşünülmüş, manşetler attırılıyor, haberler yaptırılıyor, fotoğraflar paylaşılıyor. Bana göre burada bazı hatalar da yapıldı. Örneğin işte Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Aksakallı'nın Cerablus içinde ÖSO komutanlarına sarılırken ki fotoğrafı bence bir halkla ilişkiler hatasıydı. Özellikle paylaşıldı ama daha sonra da tedavülden kalktı gördüğüm kadarıyla. Ancak bu iç tüketimi ancak etkileyebilir. Yoksa ben bugünkü sizin dikkat çektiğiniz New York Times'da Eric Schmidt'in haberi diyelim. Bunun gibi haberlerde yani uluslararası basın da ayrıca tabii ki buradaki başat güçler ne bileyim Moskova, Tahran, Washington gibi başkentler de Türkiye'de belli bir takım medyanın manşetlerine bakarak, yaptırılan haberlere bakarak siyaset belirlenmez. O açıdan doğru dürüst haberi yine maalesef biz uluslararası kaynaklardan veyahut çok uzman kişilerin yaptığı haberlerden, yorumlardan alıyoruz gibi gözüküyor. Burada tekrar Behlül Bey'e dönelim. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi ben bir sonuç olarak bağlamak gerekirse, siz Türkiye'de, akademide, basında, medyada bu konular ana akım medyada çok fazla tartışılmadığı zaman sorunlar ortadan kalkmış olmuyor. Gerçeklerle yüzleşip bunun kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Şimdi Türkiye 2012'de Orta Doğu macerasına atılırken dönemin Dışişleri Bakanı mecliste dedi ki biz Orta Doğu'nun sahibi, öncüsü ve hizmetkarı olacağız. Orta ölçekli bir ülkenin Orta Doğu gibi bir coğrafyada, bırakın artık Orta Doğu, küresel bir gücün bile Orta Doğu'nun sahibi, öncüsü ve hizmetkarı olamayacağı ortadayken, orta ölçekli bir ülke olarak Türkiye'nin nasıl Orta Doğu'ya sahip olacağı, nasıl bunun öncüsü olacağı ve Orta Doğu'da düzeni nasıl kuracağı sorgulanmadan her krize, Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da, Filistin'de, Suriye'deki her krize biz bu krizi nasıl fırsata çevireceğiz diye balıklama atlandı. Ve bu krizler Türkiye'nin içine taşındı. Şimdi ne kadar trajiktir ki 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin tek toprak kaybı da bu geçmişte Orta Doğu'nun sahibi öncüsü yüzüne çıkılacak politikada Süleyman Şah Türbesi'nin kaybedilmesi. Her ne kadar sembolik de olsa bir toprak kaybıdır. Orada yaşandı. Dolayısıyla ciddi tehditler ve sorunlar ulusal çıkarların, toplumsal barışın toplumsal barışa tehlikeli olarak yansıyacak sorunlar var Suriye'de. Buradan bir an önce Türkiye'nin mesafe koyarak tampon oluşturması gerekiyor. Eğer bu Fırat Kalkanı Suriye'nin iç sorunlarını Türkiye'ye taşımaması amacıyla bir tampon görevi görebilse bir anlamda başarılı sayılmış olabilir. Geçmişte yapılan yanlışlara rağmen. Ancak benim aldığım sinyaller gerçeklerle yüzleşilmeden hayallerin peşinden koşulabileceğinin yönünde sinyaller geliyor konuşmalardan en azından çıkardığım mesaj bu benim. Özel Suriye yayınımızın sonuna geldik. Stüdyodaki konuğumuz Behlül Özkan'a, bize Skype'la bağlanan Bodrum'daki Aydın Selcan'a çok teşekkür ederiz bizimle oldukları için. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.